Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Star Wars haftamız devam ediyor. Bu hafta sizlere dolu dolu Star Wars setlerin incelemesi gelecek arkadaşlar. İlk olarak İmparator Palpatine'in taht odası. Daha önceki setlerde Final Duel setin ismiydi. Ee, en çok toplu paket açılış e, videosunda en çok e, oy e, bu set için gelmişti arkadaşlar. E, Tie Interceptor ile Fang Fighter e, seti için. Fakat ben görmedim. <gülüyor> Dermişim. <gülüyor> ben size dedim ki bunu seçin. <laughs> e, yok. E, şimdi onda e, Fang Fighter, e, Mandalorian Starfighter'larla Fighterlarla bir de Tie interceptor'ın eskileriyle karşılaştırmasını istediğim için arkadaşlar hafta sonuna rahatlıkla güzel bir inceleme hazırlamaya karar verdim o yüzden onu erteledim ikinci sıraya aldım arkadaşlar ve bu seti incelemesini yapmaya karar verdim geçen sene arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 tane diaroma setlerimiz çıkmıştı ee, bunlardan birisi e, ilk olarak trench run, daha sonra bir tane destar e, çöp e, şeyi, e, bir de e, Dagoba Jedi training e, seti çıkmıştı. Bu sene de üç tane set çıkacak diyorlardı dedikodulara e, bakılırsa. E, Endos Bida case setimiz çıktı ve incelemesini yaptığımız. İmparator Palpatine'in e, taht odası seti e, çıktı. E, dedikodulara bakılırsa bir de Caban'ın palastı çıkacaktı. E, umarım e, kaldırmamışlardır. Onu ertelemişlerdir. Ağustos'ta çıkma imkanı olabilmesi var. E, hangi sebeplerle ertelendi ya da Tamamen kalktığı belli olmadığı için şu anda ona bir şey diyemeyeceğim ama ben e, dört gözle bekleyeceğim bir se, e, diyaroma seti diyebilirdim. Şu anda en pahalı diyaroma setimiz e, stavastan arkadaşlar tam olarak 100 euro fakat e, her yerde satılan e, bir set olduğu için e, bu çöp e, şeyi e, macerası seti gibi değil bu. Mesela sırf Lego Store'larda ötekiler her yerde satılan setler olduğu için arkadaşlar bunları indirimde bulma imkanımız oluyor. Şu anda an itibarıyla yeni çıkmasına rağmen Almanya'da 70 Euro'ya sipariş verebiliyoruz. Yani 1400-1500 Türk Lirası civarında. Türkiye'de de indirime gireceğini düşünüyorum. Fakat tabii biraz beklemeniz gerekebilecek. Çok merak ettiğim bir set. Daha evvel sizlere demin de söylediğim gibi ve gördüğünüzde Final Duel olarak aynı fiyata 100 euroya 2020'de şöyle bir setimiz vardı arkadaşlar ve 2015'te yine çok benzer bir set olarak. Ee, şöyle e, bir setimiz vardı. Şimdi de o tabi bunlar oynanak, oynamak için olan setlerdi. Şimdi diorama sergilemek için e, bir setimiz. Ama gerçekten 100 Euro en pahalısı ama şahsen kendi fikrimce en güzel e, diorama seti bu diyebilirim. E, Jedi e, antrenmanı da benim çok hoşuma gidiyor bu sette kenarlardan bakınca mesela benim fazla hoşuma gitmiyor şunun daha incelemesini yapacağız o da bu hafta düşünüyorum Eğer zaman bulabilirsem arkadaşlar trenç sahnesi de ünlü bir sahne. o da güzel ama bunun yapım aşaması hem taşları da çok güzel Gerçekten e, bu gri rengindeki taşları bulmamız e, mükemmel e, ve siyah taşları çok mükemmel 3 tane mini figürümüz şuraya ne bir öncelikle göz atmak istiyorum. Daha sonra e, her taraftan da e, yani koyabilme imkanımız var. E tabi e, Death Star'ın e, hali olduğu için arkadan da gözükmesi benim şahsen çok çok hoşuma. Gidiyor arkadaşlar. Üç tane mini figürümüz var. Onlara bir bakacağız. İlk baştan Darth Vader'ımıza bakalım arkadaşlar. Darth Vader'imiz e, Tay bombardaki e, aynı Darth Vader. E, mükemmel e, zaten biliyorsunuz. E, kolundaki printlen çok çok güzel bir Darth Vader. E, ama e, ö, özel bir mini figür değil. Aynısını kullanmışlar. Ama şahsen hoşuma gittiği için hiçbir şikayetim yok. Bu sette de bulunması şart. 100 Euro'ya tabi Imperial Royal Guard'ları da koyabilirlerdi. Fakat sahnede gerçi yoklar ama 100 Euro'da öteki şeylerde Imperial Guard'lar da vardı. Bu sette o kadar küçük olmasına rağmen o Guard'ları koymamaları Biraz e, komik olmuş ama onlar da zaten dışarıda duruyorlardı bu sahnede. Daha sonra Luke Skywalker'ımız komple yeni arkadaşlar. Ne yazık ki bacağında print yok ama torsosu komple yeni. E, suratı komple yeni. Ve e, saçı komple özel bir mold arkadaşlar. E, çok çok hoşuma gitti. Tip olarak bacağında da şey olması daha güzel olurdu. Fakat Eskisiyle karşılaştırırsak aynı sahnede arkadaşlar. Şöyle bir bakarsanız saçındaki. Buradaki saç modeli City'de de var. Değişik değişik setlerde bulunduğu için e, güzel değildi. Bu şimdi e, e, Luke Skywalker'a özel bir saç moldu olması gayet güzel. E, torsosunu da güzel yapmışlar. Tabi birazcık değiştirmişler. Böyle arkasında da özel bir kafasıyla şey gerçekten güzel. Yapmışlar. Ben beğendim. Işık e, e, kılıçları arkadaşlar biraz e, süt e, şeyli yani tam e, tra transparent değil ama e, şahsen gerçekten hoşuma gitti. Sonra İmparator Palpatine'imiz var arkadaşlar. gerçekten komple yepyeni bir e, print arkadaşlar. Suratı da öyle e, ve e, Elbisesi de öyle komple yepyeni. Bu e, kaskı eskiden aynısı. E, eski kaskıyla aynısı. Ama şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar iki çeşit şey yapıyor. Şunu şöyle arkadan çekmiş olayım. Heh, daha güzel gözüküyor. Ger Çünkü bunu görmeniz lazım. Gerçekten güzel bir e, print yapmışlar. E, dediğim gibi bu da komple e, yeni bir minifigür. İki tane yeni minifigürümüz de olması gayet güzel. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Mini figürlerimizi kenara koyalım ve e, taht odamızı inceleyelim arkadaşlar. Şurada ilk baştan printimiz var ve yazımız var. Bu sette hiçbir tane yapışkan yok arkadaşlar. Hep kızıyorduk yapışkan olmasın olmasın print 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 dedik. Al sana print 100 euro yaptılar bu sefer. E, ne yazık ki ama hiç olmazsa printimiz var. Burada bir e, Luke Skywalker'ın bir e, yazısı var. I am a Jedi like my father before me. E, yani e, ben de e, babam gibi bir e, e, yediyim. Almanya'da Jedi demiyoruz. Yedi diyoruz. Almanya'da hepsinin kendi isimlerini koyuyorlar. Almancadan çeviriyorlar arkadaşlar. E, şu e, şeyi şaşırdım arkadaşlar. yapılmını gelince hatırladım. Aynı birebir aynısını yapmışlar. Şurada gördüğünüz gibi. E, gerçekten aynı parçaları kullanmışlar. Ve aynı şekilde yapmışlar. Yani bu 2015'te de aynıydı arkadaşlar. Şimdi 8 sene sonra yine aynı şey yapılmış. E, şurada özel print birkaç setlerde de var. Bu 40 sene Return of the Jedi'ye özel bir print. O da gayet. Güzel olmuş. Küçük bir oyun feature'ımız da var. O da şuradan şey yapabiliriz, yapabiliyoruz arkadaşlar. Şurayı kaldırabiliyoruz. Ve arkada gördüğünüz gibi İmparator Palpatine'in şimşek gücü şeyini onu çıkartabiliriz. Tabi onu eline de verebilme imkanımız var. Bu da güzel bir detay olduğunu, güzel bir küçük oynama imkanı da olması bunu da bilmemiz güzel oldu. Ayrıca burada da iki tane şeyli koymuşlar ki figürleri aşağıya da koyabiliriz yani daha uzakta şey görebiliriz diye. Daha sonra arkadaşlar tabi tahtı da Perpétain'in tahtı da olması lazım. Şahsen Yapım aşaması fazla hoşuma gitmedi. Bütün YouTube'cuların çok hoşuna gitti. Benim fazla hoşuma gitmedi. Ama bu mor rengi çok çok hoşuma gitti. Tam olarak uydu. Sonra tipine bakınca da gerçekten güzel olmuş. Çünkü e, birkaç sette böyle çeşitli çeşitli setlerde tahtlar var. E, biraz e, komik gelmiş. Bunu da şöyle e, kenarı e, böyle e, çevrilebilen e, parçayla güzel olmuş bence. E, ve şunu da Şuraya e, bağlayabilir Ve rahatlıkla çevirebiliyoruz. E, şöyle. Evet bağlamış olayım. Ve şöyle rahatlıkla çevirebiliyoruz. E, şöyle alttan da göstermiş olayım arkadaşlar. Gayet e, şey e, sağlam yapılmış. Fakat 100 Euro'luk hiçbir ağırlığı yok. yani 100 Euro gerçekten ne yazık ki biraz e, şey. 80 Euro'luk. Jedi e, antrenmanı e, Dagobah e, şeyi ondan daha büyük. Fark ediyorsanız arkadaşlar şuradan altından da bakabilirsiniz. Daha büyük ama e, Death Star'ın e, çöp e, şeyi, e, macerasındaki e, şeyle aynı boyda. E, şunlar galiba hatta daha küçük de olabilir. Onu tam kontrol etmedim. Boy olarak e, şey olarak yani e, Dagobadan daha küçük bir boyu fiyatı daha yüksek olmasına rağmen ama gerçekten parçalar çok güzel değerli parçalar ve mükemmel güzel bir şey şurasını arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum şu arkada şurada iki tane uzun bir şey var arkadaşlar şöyle parça var şöyle göstereyim sizlere şurada gördüğünüz gibi Bunları şurada teknik şeylerine bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Oradan da bir kere de duruyor. Ve şurada camları. Şurada gördüğünüz gibi camları. ikisini bir arada birleştirebiliyoruz. Ama en önemlisi bu özel bir e, yapım arkadaşlar. Özel bir print. Özel bir e, şey. Yeni 10 10'a 10 statlık boyda. Bu benim çok hoşuma gitti. Eskiden e, böyle e, bildiğiniz gibi taht odasının birkaç şeyi vardı. E, şöyle Tay Bombar'ın e, şeyleriyle, camlarıyla yapıyorlardı. E, bunun için böyle özel bir e, parça çıkarmaları benim gayet hoşuma gitti. Yani o güzel olmuş. E, benim görüşüm. Küçücük bir seti 12 dakikayı geçtik. E, evet. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum arkadaşlar. Ee, bu yeni Giaroma e, setlerini e, nasıl görüyorsunuz? Ben şahsen e, gerçekten çok beğendim. Öteki setler de güzel ama bu en güzeli galiba bu olacak. E, merak ediyorum ama sizin de e, görüşleriniz. Ne yazık ki e, önemli dediğim gibi indirimleri beklemenizi tavsiye ederim. Hemen aceleye almanızı e, fazla tavsiye etmem. İlk baştan biraz fiyatlar yüksek olur. Tabii ben e, kendim tahminim bunlar. Ama e, bunu siz karar verirsiniz. Gerçekten mükemmel bir set. E, tek e, notu keseceğim e, şey fiyat yüzünden. Ger geriye kalan her şey dört dörtlük diyebilirim. Yani fazla da çekmeyeceğim. Çünkü gerçekten umduğum kadar güzel bir set e, ol oldu diyebilirim arkadaşlar. Şimdi e, haftaya arkadaşlar eee Tie Interceptor ile F-fighter'ın e, bu hafta sonu yani iki gün sonra e, klibini e, filmin e, videosunu yetiştireceğim. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.